Millet İttifakı adına sizlere sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı 2019 31 Mart seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir. Ve o bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini buradan özenle bildiriyoruz. Özellikle iki saat, iki buçuk saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı dün hem bizlerin hem saygıdeğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında devlet kurumumuz olmasına rağmen hiçbir misyonu, hiçbir görevi kendilerine yüklememiş, onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını aslında ima etmiş durumdayız. Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı'na inancımızın asla olmadığı aslında burada isminin geçmemesiyle ortadadır. Birkaç hatırlatma yapmak isterim. 2015 seçimlerinde yine Haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı ne hikmetse yine %65'le Sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor akşama. Ve o seçim %40'la bitiyor. Yani %25 farkla bir algı yönetiyor Anadolu Ajansı. Kasım ayında %75'le başlıyor. Kasım seçimlerinde 2015'te %49'la bitiriyor. Yaklaşık 26 puan. Yine 2018'de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde %67'lere varan oranla başlıyor. %52'yle bitiriyor. Yani yine 15 puana yakın bir düşüşle o gece ne hikmetse sonuçlanıyor. 2019'da ise gücü yetmiyor buna. Yine yüksekten başlıyorlar ama dediğim gibi 2 saat sonra daha çok düşük sandık açılma oranlarıyla ekranların Anadolu Ajansı kapattı. O an itibariyle kapalıdır. Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir diyebiliriz ve buna inanıyoruz. Ama veriler üzerinden baktığımızda tabii ki bunun ilan edilmesi için şu anda erken. Ama baktığımızda bu oranlara bu akşamda %57 ile başlayan Anadolu Ajansı'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı varın siz toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Bu bakımdan şunu net ifade edeyim. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir. Şu anda Sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var. Mansur Yavaş Başkanım onunla ilgili de bir kısım bilgileri sizinle paylaşacak. Kaldı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak sözüm ona bunları Anadolu Ajansı henüz sisteme dahil etmemektedir. Bu da yanılgıyı büyüten bir sürecin kaynağı noktasındadır. Biz buradayız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Mansur Yavaş Başkanım burada. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı'nın çok kıymetli liderleri burada olacak ve hep birlikte bu akşamı buradan takip edeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Memleketimizin hiçbir köşesindeki tek bir vatandaşımızın bile yanıltılmasına, kandırılmasına ve bu gece yüzü asık olmasına, mutsuz olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Yüzünüz gülümsemeyle baki olsun. Sandık başındaki dostlarımız, o demokrasi kahramanları, devletimizin kıymetli memurları, yöneticileri, idarecileri, görev alan herkes işine baksınlar. Biz onlara güveniyoruz
devletimizin, milletimizin adına her vatandaşımıza ait olan oyu bir namustur. O namusa asla bir zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Güvenlik güçleri başta olmak üzere bu bağlamda görevimizin başındayız. Bizi izlemeye devam edin. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir diyeyim. Mansur Yavaş Başkanıma sözü bırakayım. Değerli basın mensupları, Sayın Başkanımız söylediği gibi hatırlarsanız 31 Aralık seçimlerinde de rakibimi 31 Mart seçimlerinde de rakibimi %83 ile başlatmışlardı. Şu anda biraz önce başkanımın da söylediği gibi yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle kesinleşmedi diye kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da Anadolu Ajansı bir şekilde bütün milletimize yayıyor. Güvenilir hiçbir tarafı yoktur. Mahcup da olmuyorlar. Çünkü 2014 seçimlerinde de aynı şekilde o zamanki Anadolu Ajansı Genel Müdürü, AK Parti Genel Merkezi'nden televizyonları arayarak sadece bizim verdiğimiz sonuçları yayınlayın, diğerlerini yayınlamayın diye talimat vermişti. İtiraz ettiler, hayır falan dediler ama daha sonra o zamanki Anadolu Ajansı Müdürü de, Genel Müdürü de ya geçerken bir uğramıştım falan demek durumunda kaldı. Artık Anadolu Ajansı gerçekten işlemini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre sonuç vermeyeceğim ama %23.87 net gelen sonuçlara göre şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, bize inanın. İnşallah daha sonuçlar da geldikçe zaman zaman başkanımla gelip sizi bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır. Yanlış bilgi verirsek mahcup olan biziz. Biz de mahcup olmak istemiyoruz. Anadolu Ajansı'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Başka bir sonuç çıkarsa mutlaka onu da sizle paylaşacağız. Özellikle başkanımız söylediği gibi sandıklarda duran arkadaşlarımızın veya bizi izleyen bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Şu anda net rakamlar olarak konuşuyoruz. Biz öndeyiz ve inşallah birinci turda da tamamlayacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum veriler çoğaldıkça %50'ye yaklaşırken tekrar ayrıca bir bilgilendirmesi yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. %23.87. Hayır. Açılan sandık. Sandık oranı Türkiye çapında açılan %23.87 sandıkta bize bildirenler de biz öndeyiz şu anda. Evet. Onu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz çünkü makul seviyeye olarak, gelsin söyleriz. Sürekli olarak güncelleniyor. Ama duyamadım. Yani o tabii sizin aldığınız bireysel tekil veriler olabilir, saygı duyuyoruz ama biz meseleye bütüncül bakıyoruz. Yani Mansur Başkanım'ın dediği gibi %23.87'yi Türkiye'ye zemini sağlam bir istatistik olarak veri ilan etmeyi şu an doğru bulmuyoruz. Net olarak öndeyiz, makul bir ortalama vardır, net olarak öndeyiz ama zamanı geldiğinde Mansur Başkanım'ın dediği gibi ifade edeceğiz. Biz Anadolu Ajansı'na 4 işlem değil, toplamayı, çıkarmayı öğreteceğiz bu akşam. Siz de toplama çıkarmayla bulursunuz aslında geçmişe dönük farkları. Hayır, Türkiye'nin her yerinden, 81 ilinden. Efendim şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin her yerinden ve İstanbul'da ve Ankara'da da öndeyiz, o kadarını söyleyeyim. Evet. Yani şu andaki Anadolu Ajansı'nın verilerine göre gerideyiz. Ancak 23.87 İstanbul'da ve Ankara'da öndeyiz. Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Şöyle, bu parti içinde iç mekanizmaya ait bir sayfa, buna ihtiyaç duyar isek, evet, bunu da kamuoyuna açmayı asla geri bırakmayız, düşünürüz. Ama şu an bu veri yeterli. Herkes görevinin başına dönmeli, sandık başındaki insanlar için söylüyorum. Sizlere de kolay gelsin. Ama benim size tavsiyem, bir süre Anadolu Ajansı verilerine bakmayın. Çünkü sizi aldatıyorlar. Nasıl inandığınızın da bir önemi yok. Aldatılıyorsunuz. Her şey lütfen çok bak, güzel oldu. Aynen. Hiç öyle. Merak etmeyin. Gülmeye devam.